Hocam sizi dinledikten sonra sevgiye bakış açım çok değişti. Sevgiyi bilmediğimi fark ettim. Karşımdaki kişiyi yüzüne, boyuna, parasına, işine göre değerlendirmenin sevgi olmadığını anladım. Hocam sevgimizin geçici değil de gerçekten oluşması için seveceğimiz kişilerde hangi özellikleri aramalıyız? Irmak Eser kardeşim. Irmak çok güzel bir soru sormuş. Evet, çok güzel yazmış sizin hakkınızda. Ya bir kere insanların hepsine acımak lazım. Acımak. Acıdığında şefkat meydana gelir. Yani acımadan sevme olmaz. Çok tehlikelidir. Allah için koruma duygusuyla, Allah'ın tecellisi Evet. olarak bak, koruma duygusuyla. Kendi kız kardeşin gibi, annen gibi, eşin gibi, neyse artık onun durumu, eşi ise helal ise eşi olarak, öbür türlü ise kız kardeşi yahut annesi gibi görerek aşkla candan koruma hissi içerisinde olmak lazım. Şefkat çok önemlidir. Aynen, ben çocuklara Tabii. özellikle çok acırım. Çok Maşallah. şefkat duyarım, çok seviyorum. Ben de. Hiç kıyamam onlara. Evet, maşallah. İyi olmasını istemek. Yani mesela çünkü onların neşesiyle biz mutlu oluruz. Evet. Yani bizim kendi neşemiz etrafımızdaki kişilerin neşesiyle orantılı olur aynı zamanda. Tabii imanımızdan kaynaklanan bir neşemiz vardır ama etrafımız üzgünse biz rahat edemeyiz. Yani biz insanız işte, değil mi? O bizi irite eder. Yani biraz süslü bir laf oldu ama başka bir şey söyleyeyim yani. Negatife getirir. Evet, rahatsız eder yani. Ya kıl olurum böyle laflar ama. İnşallah. Bir de Allah'ın nuru insanlara tecelli eder. O güzelliği aramak lazım. Mesela pozitif insanlar Allah bizim kalbimize hissettirir. Yani Allah sevdirir. Biz kaderde onları zaten sevmişiz. Yani hep kaderde bizim sevdiklerimizle biz karşılaşırız. Yani ta daha annemizden doğmadan, Hazreti Adem'in daha çamuru yapılırken, karılırken, daha onun heykel haline getirilirken biz kardeşlerimizi sevmiştik.